Namerte muhtaç olma ne olur. Ben sana ne istiyorum? Yalvarıcısına bunları anlatıyorum sana. Yapma. Şimdi bak hadis var. Hadis-i şerifte. Bunu nerede bulacak yani? Osmanlıca tefsirden okudum. Her doğan çocukla beraber bir cin doğarmış. Allah Resulü söylüyor. Tamam. Şimdi şeytan değil mi abi? He? Onun da şeytanı. Onun şeytanı bu. Yani 13. lemada diyor ki bak hemen o hadisi külliyat hakimim ya. Ona bak nasıl izah edeceğim şimdi. Fena madenler var diyor üstad. O fena madenleri aktif etme konusu. Mesela şehvet. Şehvet malzemesi varsa o duyguyu aktif edip o madeni tetikleyen bu. Cinsel. Adam tırnağı ağrıyor. Doktora giden o kadar sas. Çocuğu aman ha uyumasın. Şey uyumayınca uykusu kaçar baba. Cinnet geçiriyor. Hepsini tarıyor. Kendisini de öldürüyor. Cinnet geçiriyor. Ne demektir bu? Hangi doktordan bulacaksınız bu sözü? Cin olduğu nettir. Bu söz nerede bulacaksın? Evet. 10 saniye tutmadı. Cin net. Cinnet cin olduğu nettir diyebilmem için en az 20-30 sene bilgim olması lazım. Yani o adama bevletmeyin, nefret etmeyin, lanet olsun çoluk çocuğun. Hayır, kafası blok altındaydı. O hiç iradesi yoktu. Yapar mı ya? Blok olmuş. Cin olduğunu, cinsel. Niye cinsel denmiş? Yani o duygunuzu aktif eden cinlerdir. Hangi cin? Allah Resulü diyor ki, her doğan bir çocukla beraber bir cin doğar. O onun şeytanı. Şeytan yani. Cin, bu nefis zaten cin türünden değil mi abi? Evet. Ve bu nefis dediğimiz insanda bulunan bu bu doğan şey. Doğan. Evet doğan. Ama bu dışarıda olanlar ise ayrı. Farklı değil mi? Evet farklı. Bu bizden ölünceye kadar durur. Hmm. Allah Resulü işte bunu kastederek dedi ki benim şeytanım iman etti. E bu bilgiyi nerede bulacaksın sen şimdi? Veya bunu bulsan acaba kaç kitap bitireceksin ki bu özü alasın? Şu sözde 10 dakikalık veya 1-2 dakikalık sözü. İşte benim nefsim iman etti derken o dışarıdaki genel şey benim şeytanım iman etti diyor. O bizim geneldeki o bildiğimiz şeytan olsa Allah'a iman etmedi peygamber eder mi? Bizim bildiğimiz şeytan değil. Bak benim şeytanım iman etti diyor. Ha bizim bildiğimiz şeytan değil. Çünkü Allah'a iman etmeyen peygambere iman eder mi? Allah'tan korkmayana peygamberden korkar mı? Hangisi? Bizde var olan. Ne yapar o? Madenler var, elementler var, sıvılar var. Tamam mı? Onları aktif ediyor düşünceyle. Mesela cinsel, cin, o bizim nefse emmare diyelim. Tamam mı? O gidiyor, o fikri ilk önce. Fikir. Nasıldı falan. Sonra hayali. Hiç başka bir gücü yok. Sırf düşünceni aktif etmeye çalışıyor. Senin düşünce ya neydi derken hemen otomatik. Her düşünce hemen düşünce ikinci ya dimağda. Dışarıdan içeriye tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, dikkat. Şimdi düşünceyi aktif ediyor, etmeye çalışıyor cin. Bir üst olduğu için lise diploması var. Ortaokul diploması, ilkokul diploması otomatik var. Bu ikincisi olan tasavvur aktif oldu mu otomatik hayal devreye giriyor. Senin elinde olmayan. Her düşündüğünüz şey otomatik şekillenmeye başlar. Tamam? O zaman bunu biliyor. Cinsel o cin yani bizim nefsimiz, tamam mı? Bak buraya şey yaptı benimkisi bak şu anda. Ben anlıyorum. Şimdi ne yapar? Düşünceni aktif eder. Ya nasıldı ya videodu falan. Hemen her düşünceden sonra tahayyül. Çünkü üst birim ya. Tasavvur üst birim. Otomatik alt birim devrede. Her düşündüğün şey şekillenmeye başlar. Tasavvur. Ama her hayal düşünceyi getirmez. Çünkü hayal aşağıdadır. Tahayyül aşağıdadır. Eğer üçe çıkarsan taakkul hem tasavvuru hem tahayyülü aktif etmiş. Anladık arkadaşlar. Çok ilginç. Peki bu